Zor oldu. İşte sabah çok zordu, çok. Tabii. Kalmadı. Oraların arkalarını atmışlar, parçalanmış cesetler falan. Üzerleri tam kapalı da değil. Şu kapının önünü bir açabilir miyiz? Ya dün öğlen vakti oranın saatiyle 12 gibi Nepal Durbar Square denilen meydanda çok büyük bir deprem oldu. Biz orada kafedeydik. Eşim meydanın videosunu çekiyordu. Birdenbire bir gürültüyle birlikte koptu zaten. Her yer sallanmaya başladı. Turistler falan kaçıştı. Ben kafenin 5. katından kendimi, yani eşimi ararken daha doğrusu o kargaşada 4. katta buldum. Düşmüşüm yani, deprem beni balkona düşürmüş 4. kata. Sonra deprem bittikten sonra biz aşağıya meydana indik. Meydanda o bütün o eski tapınakların falan yıkıldığını, yıkıntıların altında insanların kaldığını, turistler, oradaki Hindu insanlar herhalde dua etmeye gelmişlerdi. Öldüğünü, taşların, binalardan düşen taşların, çatılardan düşen taşların altında kalıp ezilerek öldüklerini falan gördük. Zor bir şekilde, çünkü bizim dönüş yolumuz kapanmıştı, otele dönemedik. Ana yola çıktık. Ana yola çıkarak polisler bizi gönderdiler. Çok uzun bir yoldan dönerek, yürüyerek otelimize geldik. Geceyi otelde geçirdik dışarıda. Çinli, Japon turistler otelin sağlam olduğunu söylediler. Yani bizi ikna ettiler. Dışarısı daha tehlikeli. Çünkü dar sokak, inşaat var. Kafanıza bir şey düşer. Otele güvenin dediler. Ve biz onların yani telkinleriyle kaldık ama odada uyuyamadık. Sabaha kadar en az 20 tane sarsıntı oldu ve şiddetlileri de oldu. Yani sabah kendimizi bir an önce havaalanına atalım. 7'de kalktık ve ilk bulduğumuz taksiyle havaalanına Çinlilerle beraber geldik. Yani havaalanı daha güvenli. Yok, biz kendimiz gitmiştik. Kendimiz tatil olarak. Ya verdik biz, verdik. Görüntüledik ama görüntüler, başkası var. Aldılar bizden görüntüleri. Evet, ben görmüş, ben görmüştüm. Yaşamış. Uzun yani, Marmara depreminde, evet. Ya kıyasladığımızda bu, ben 5. katta olduğumuz için bina bir de böyle şey, tuğlalı bina. Taraslı, ben taras bizi aşağıya atacak, yıkılacak, artık ben yıkılacak diye bir yerden tutmaya çalıştım. Yani yıkılacağına inanmıştım o esnada. Durmasaydı, biraz daha durmasaydı çok fenaydı sallantı. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ay, geçmiş olsun.